Yaman, benim şu an kimseye dert anlatacak halim yok gerçekten. Biz biraz kış bahçesinde oturalım mı? Sen in. Benim biraz işim var, gideceğim. Ne demek işim var? Bana bak. Ne yapacaksın? Ne geçiyor aklından? Gidip hesap soracağım. Adam bana söz vermişti, boşanıyoruz dedi. İki güne bu iş bitiyor dedi. Ne oldu? Dalga mı geçiyor bizimle? Yaman bak, yine ilk aklına geleni yapıyorsun. Ya bir dur, bir bekleyelim, bir düşünelim. Belki bir şey oldu, başına bir şey geldi, anlamadan, dinlemeden. Adam telefonu bile açmıyor. Telefonu açmıyor adam. Neyi dinleyeceğiz biz, neyi anlayacağız? Hadi in Feray'a, ben gideceğim. İnmiyorum. Birlikte gideceğiz o zaman. Yaman. Yaman. Feray, iner misin? İnmiyorum. Feray, hadi. İnmiyorum dedim Yaman. Feray, hadi. İner misin? İnmeyeceğim. Hadi Feray. İnmiyorum, birlikte gideceğiz. Feray, hadi. Hadi Feray. Yaman, inmiyorum hadi dedim. Hadi Feray, hadi. Hadi. İnmiyorum. Feray, hadi. Yaman. Ya bir saniye, sen ne yapıyorsun? Daha önce yapmam gerekeni yapıyorum. Bana inadından gelmedi, o biliyorum. Damarına bastım ya, kuyruk acısı. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ne demek sana inadından gelmedi? Ne demek sana inadından gelmedi Yaman? Sen dün gece bir şey yaptın değil mi? Ne yaptın söyle bana. Yaman, söyler misin ne yaptın? Hediyesini iade ettim. Makası aldım, önüne attım. Haddini bil dedim. Benim sevdiğim kadından uzak dur dedim. Feraye'yi unut dedim. Eğer ona yan gözle bile bakarsan o kalbini sökerim dedim. Bunları mı söyledin duruşmadan bir gün önce? Yaman, sana inanamıyorum ya. Ben bugün bu yükten kurtulabilirdim. Bu mesele tamamen hayatımdan çıkabilirdi. Ama sen ne yaptın? Gittin, düşüncesizce aklına geleni saydın, sövdün. Değil mi? Sen asıl kendine bir sor ya. Senin derdin ne? Ne oluyor ya? Sen niye ateşi savunuyorsun şimdi durduk yere? Ne demek ateşi savunuyorsun ya? O nereden çıktı şimdi? Ne bileyim, sen söyle. Her başın sıkıştığında ateşi aramalar. Yok Bora'dan korkuyorum, yok ben işten kovuldum falan. Bana gelince Yaman ev tutma bana. Yaman, ben kendi ayaklarımın üzerinde durmak istiyorum. Ama ateşe bir minnetler, bir mutluluklar falan. Ne oluyor, ben anlamadım. Ne iş? Sen neyin peşindesin Feraye? Yaman, saçmalama. Beni delirtmeye mi çalışıyorsun? Saçmalama, bak saçmalıyorsun şu anda. Sen ne söylediğinin farkında mısın? Ben binlerce acı yaşadım. Nasıl dayandım? Aşkımla, sana olan güvenimle dayandım. Ama sen zaten şu söylediklerinle her şeyi yerle bir ettin. Sen benim sevgime hiç inanmamışsın. Feraye. 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 Ya. Feraye. Dur, dur, dur. Ben aklımı kaçırıyorum artık. Tamam mı? Anla. Anla lütfen. Sana kavuşamadığım her an benim kalbimden, böyle ruhumdan parça kopuyor sanki. Affet. Ben ne durumdayım zannediyorsun? Hı? Sadece sana bir şey olmasın diye ben kendimi tutuyorum. Her defasında. Bütün duygularımı içime gömüyorum. Ya ben de istemiyor muyum avaz avaz bağırmayı, ama yapamıyorum. Sana bir zarar gelmesin diye yapamıyorum. Sürekli susuyorum. Yaman, sen niye beni anlamıyorsun ya? Özür dilerim. Ayşe, özür dilerim ama dayanamıyorum o herife. Ama benim öfkem sana değil. Ateşe. Ya adam göz göre göre bizim hayatımızı mahvediyor. Efendim Okan. Ne? Ne oldu? Ne oldu? Bora. Ölmüş. Of. Adam hiçbir şey konuşamadan gitti ya. Allah. Ay gerçekten ya, şaka gibi. Ben kafayı yiyeceğim artık ya.
Ben gerçekten delireceğim. Biz sıkıştık kaldık. Aleyna bir yandan ateş, bir yandan kurtulamıyoruz. Haklısın. Artık ben ne yapacağımı biliyorum. Yıldım artık bu cehennem duraklarını saymaktan. Sen de sıkıldın. Artık ne olacaksa olsun. Ne demek ne olacaksa olsun? Yaman bir saniye. Yaman dur. Yaman bir saniye. Yaman. Yaman bekler misin? Yaman ben de geliyorum. Bir saniye bekle. Yaman. Yaman. Of. Kimin yaptığını biliyorum. Özer Bulat. Oğlumu o aldı benden. Ben de bunu ona ödeteceğim. Yapma. Yapma Ural. Bu acıyla alacağın her karar yanlış karar olacak. Yapma. Kalleşçe ezip geçtiler onu. Bunu hak edecek hiçbir şey yapmamıştı. O daha hayatın bile farkında değildi ki. Çok gençti Bora. Benim kalkmam gerekiyor artık. Baba? Baba? Bora nasıl? Baba ne oluyor? İyi değil mi Bora? Ha? Baba Bora iyi değil mi? İyi desene Bora iyi değil mi? Hadi. Başın sağ olsun. Allah sabır versin. Bu yaptığının hesabını vermek zorundasın Ateş. Sana güvenmemin karşılığı bu mu? Nadir. Bir açıklama bekliyorum senden. Bilmiyorum ya, bilmiyorum. Belki de burada yapacak bir şeyim kalmadı artık. Belki de... Bilmiyorum, belki de dönmeliyim ya. Doğru söylüyorsun. En iyisi açık açık sormak. Ya sen de olmasaydın ben kimin başını ağrıtacaktım? Evet. İstanbul'a dönünce artık acısını çıkaracağız. Öpüyorum, çok teşekkür ederim.
Bu olaylar gerçek mi? La kardeş, sizin konak hangi ülkeye dahil? Yani insan kendi memleketinde nasıl turist gibi dolaşıyor anlamıyorum da. Gerçi sana daha hafif yaklaşmak lazım. Bu biraz ağır kaçtı. Kız, anlat hele, ne ördünüz? Ateşle bitti mi mesele? Bitmedi. Oğlunuz gelmedi duruşmaya. Ne? Nasıl? Nasıl gelmedi? Yazık kız, kıyamam. Demek hala gönlü var sende. Ne diyorsun sen ya? Yok öyle bir şey. Ateşle ben de birbirimize hiçbir şey hissetmiyoruz. Kuzum, o kadar evli kalmışsınız. Aynı odada uyumuşsunuz. Yani hiçbir şey olmadı. Şermin yeter. Lütfen. Bak rica ediyorum. Münasebetsizliğin lüzumu yok şimdi. Hay anam. Yani Yaman Aleyna ile aynı odada uyumuş. Bu ateşle. Bunlar münasebetsizlik değil de. Benim söylediğim laf mı battı sana? Yeter dedik değil mi? Kimsenin neler çektik biz anladığı yok. Herkesin işi gücü dedikodu olmuş ya. Tamam tamam. Sensin. Peki niye gelmedi ateş boşanmağı? Nördü de. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bir bilsem Yaman da ateş de ne dinliyorlar ne anlıyorlar birbirlerini. Arada olan bana oluyor. Nasıl kardeşlikse bu ben anlamadım. Benim yüzümden. Ay bacım. Üzme sen kendini. Onlar eşek kadar herifler. Seninle ne alakası var? Bak. Hay Allah. Bravo vallahi maşallah. Tam gelinsin. Nasıl inceden inceden sokuyorsun kaynanan lafları. Ben öyle bir şey... Öyle, o anlamda bir şey demek istemedim yani. Zaten Gülfem Hanım'a söylemedim ki onu. He. Allah'ım ya Rabbim beni de ne hale getirdiler ya. Bade. Bade. Ne oldu kızım, iyi misin? Ha? Bora. Bora öldü. Bu meselenin tüm kara kutusu sensin Güneş. Bade ne diyorsun? Ne meselesi, ne kara kutusu? Sen bana Vural Bakırcı ile Ateş arasında ne varsa her şeyi anlatacaksın. Sen her şeyi biliyorsun. Hoş geldiniz Yaman Bey. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? İyi ama şimdi hiç sırası değil. Bak çok önemli bir toplantının ortasındayız sonra. Ne diyorsun ya? Ne toplantısı? Benim niye haberim yok? Yaman. Abicim bir sakin. Konuştuk ya oğlum. Şirketin satış toplantısı sonra. Hadi. Sen kimin malı? Kime satıyorsun lan? Ha? Hangi sıfatla? Hangi vasıfla? Abicim çık dışarı. Çık dışarı. Hadi sıkıyorsun sen çıkar. What the hell is that? Ben göstereceğim size cehennemi. Bu adam Gülsoy değil. Şirkete dair hiçbir şey satamaz. Şimdi hepiniz defolun gidin. Hadi hadi. Bir kere. Bir kere yüzüme bak. Bir kere kalıbının adamı ol. Yüzüme bak. Baktım söyle. Ne? Söyle. Neden duruşmaya gelmedin? Abi Bora ölmüş. Adamın kardeşi ölmüş. Ya da istemedim. O yüzden gelmedim. Sen nasıl bir ruh hastasısın? Sen kimsin benden hesap soruyorsun ya? Ben Feraye'nin sevdiği adamım. Ben de nikahlı olduğu adamım. Sen kardeşinin kadınıyla evli mi kalacaksın ya? Kardeş mi olduk oğlum şimdi? Ha?
Öyle bir anda kardeşim olduk. Ne oldu? Hani ben bir şerefsizin kanını taşıyordum ya. Ne oldu onun? Kardeşim olduk şimdi. Laf kalabalığı yapma. Sen benim neyi neden dediğimi çok iyi biliyorsun. Feraye'den boşanacaksın. Ne yaparsın? Yine öldürmeye mi kalkarsın beni? Gözümü bile kırpma. Hastasın biliyorsun. Senin bu öfken, bu kinin gözünü kör etmiş. Görmüyorsun eyvallah. Ama sadece beni değil. Etrafındaki herkesi yakıyorsun. Ha, oku şunu. Dedemin çağrı kağıdı. Eğer 10 gün içinde bu borç ödenmezse... dedem ceza infaz kuruluna teslim olmak zorunda kalacak. Nasıl ya? Dedem cezaevine mi girecek? Senlik bir şey yok. Ömer Gürsoy bizim dedemiz. Onu kurtarmak da bizim dedemiz. Hala mı ya? Hı? Hala mı? Dedem bu halde, şirket bu halde. Biz hala senin egolarınla mı uğraşacağız ya? Onun dünyada senden başka insanlar da var. Artık bunu da mı görsen biraz? Sen şimdi çık git gez. Şu enerjini bir at, biz işimize gücümüze bakalım hadi. Sen gideceksin. Yapma. Çünkü burası Gülsoyların mekanı ya. Hani bizim mekanımız. O yüzden ne yapacaksın? Sen gideceksin Ateş Bakırcı. Aklına hakim ol, ezerim seni. Olmuyor. Ne yapacaksın hadi etsene. Bir dokun da ne oluyor görelim hadi. Abi tamam. Ne yapacaksın? Tamam. Nasıl ezeceksin? Tamam abi. Okan bir daha. İşte tam olarak bundan bahsediyorum. Abicim sen gitsen mi artık? Ben niye gidiyorum Okan? Sen sebebini biliyorsun. Söyletme beni. Abi deme bir daha bana. Hiç de olmamışım gibi varsaymışsa. Yürü gidiyoruz. Nereye? Fabrikaya. Gülfem Hanım. Gel.
Ben kırdım sizi. Affedin lütfen. Ben bugün gerçekten hiç iyi değilim. Her an patlayacak gibi hissediyorum kendimi. Yoksa sizi asla böyle üzmek istemezdim. Esas ben özür dilerim senden. Kusura bakma. Yok estağfurullah. Olur mu öyle şey? Yok yok öyle. Aslında içimde sana karşı söyleyecek o kadar çok şey var ki. Ama çok yorgunum. Hiç gücüm yok. Sonra konuşalım olur mu? Ay. Anne baksana ya. Bizim evi yılan basmış. Markası falan da belli değil. Böyle fakir. Bu kır yılanı mı yoksa çıngıraklı tıs tıs mı anlayamadım ben. O zaman işin yok burada canım. Hı. Hadi. Hadi evine. Sen kimin evinden kimi kovuyorsun ya? Hayırdır? Anneciğim dur. Burnumuzun dibine kadar girdi zaten ısıracak mı ne yapacak mı belli değil. Allah korusun. Gel bir test et bakayım ısırıyor muyum ısırmıyor muyum. Yok canım ben hiç almayayım. Malum hamileyim. Gülsoy Feminine'nin tek varisini böyle bir şey için riske atamam yani. Sen de bence hadi deline dön canım hadi kış kış hadi. Bana hadi canım, bak. Hadi. Bana bak düzgün konuş benimle çok ne fena olsun olacak sonunda. Bana bak seni bana sayıyla mı verdiler kızım? Zilliliğin bitti şimdi deliliği mi başladı? Evet başladı delirttiniz beni. Delirttiniz. Yeter aksiyonunuz hiç bitmiyor ya ojelerimi yeni sürmüştüm. Yeter artık rahat bırakın beni. Heh. Hadi canım odanda alın kudur hadi. Çok canını acıtma ha. Ojelerim bozuldu ya. Aman be başlatma ojene be Şerro ya. Gel gel. Baksana sen bana bir. Sen var ya. O odadan dışarı çıkamayacaksın kızım. İşin yok. Evin yok. Hapsoldun buraya. Bundan sonra gözümün önünde elimin altında olacaksın. Kocamdan uzak, bana yakın. Kurtulacağız senden. Bugün değil belki ama az kaldı. Biliyorum, çok az kaldı. Ya bugün ne kadar sıkıntılı bir gün ya. Vallahi billahi böyle. Tek önemli tarafı bu Bora meselesinin kapanmış olması. Adam hayatında bir tane iyi bir şey yapacaktı. Onu da yapamadan gitti. Okan, Yaman iyi mi? Çok kaygılanıyorum. Nerede, ne yaptığından haberin var mı? Kim? O herif mi? O herif? Ateş. Abi değil, ne alakası şimdi? Dur bir ya. Kim o zaman? Sana ne? Sana ne, sana ne? Ha? Bak, yaz al. Ekle, kendin yaz. Emoji falan da koy. İnsan özel hayatı olmayacak. Hep sizin özel hayatınız olacak. Ne güzel dünya ya. Yerim lan senin özel hayatını. Ya bırak abi ya. Yanımda fabrikaya gidiyoruz. Sonra da ofise sabaha kadar çalışmaca. Ya bak beni sinir stres ediyorsun, benim karnım acıkıyor ya. Şöyle kenara çeker misin bak şuraya? Şu kenara çeksene ne olur ya hadi. Ne yapacaksın orada, ağaçları mı kemireceksin? Ya bak orada çok güzel bir köfteci var tamam mı? Böyle var ya köftesi meyliyor meyliyor sana yemin ederim çok iyi. Bir bana da al bari. Soğan istiyor musun? Yok ya koydurma. Belki Feraye vururum buradan. İyi ben de koydurmayayım ya o zaman. Seninle alaka? Hazal mı? Ay.
Oğlum ne ara ya? Ya niye anlatmıyorsun? Köfteleri ben yiyeyim. İyi. Konuşuruz. Aşık şeytan. Ne diyeyim ki sana? 300 bari ateşe de köfte alalım ya. Boş yapma, hadi yap. Ne diyeyim ki ben sana ya? Ateş. Acılarını bu meretle dindiremezsin. Nasıl buldun beni? Örgüp demek, ben demek. Burada olan her şeyi duyarım, her şeyi bilirim. Doğru. Ben Vural Bakırcı'yı nasıl unutmuşum? Bundan sonra hiç unutmayacaksın. Ben az önce kendi ellerimle bir oğlumu gasilhaneye götürdüm. Benim için artık yalnız sen varsın. Yokum Vural. Varsın Ateş. Vural. Olacaksın. Bu ne? Bu dosyanın içinde bana ait ne varsa hepsinin devir belgeleri var. Senin tek bir şartın var. Neymiş? İmzalamadan önce Bakırcı olmayı kabul edeceksin. Sen. Sen ne yapacaksın? Bora'ya bir sözüm var. Önce onu yerine getireceğim. Sonra, sonrasının bir önemi yok. Diyelim kabul ettim. Buradaki her şeyi aldım. Bade, bade ne olacak? Artık ailenin reisi sen olacaksın. Bade ne olacak, ne kalacak? Buna sen karar vereceksin. Ateş. Kardeşinin cenazesine gel. Hayattayken hep karşı karşıya durdunuz. Hiç olmazsa onu yolcu ederken yanında dur. Çektiğim acıyı görüyor musun? Görüyorsun. İnsan merhamet duyduğu anda hata da yapmaya başlıyor. Bak ben yanıldım. Sen yanılma. Hakkın olanı almak istiyorsan gerekiyorsa yakıp yık. Bu sana verdiğim çok büyük bir güç. Bunu kullan. Kim olursa olsun. Ez, geç. Daha Ateş Bakırcı'yı duyduklarında titresinler.
hoş geldin. Hoş bulduk. Başın sağ olsun. Sağ ol. Ya kardeşin olduğunu yeni öğrendin gerçi ama yine de Bora'nın ölümü üzücü. Yani çok gençti. Öyle. Artık hiç kardeşim kalmadı yani. O ne demek ya? Yaman'la Okan var. Yok. Yok. Güneş. Bugün koptu her şey. Yeteri kadar incelmişti zaten. İnceldiği yerden de koptu gitti işte. Sildiler beni. Hele Yaman. Girdik bugün birbirimize. Ciddi misin? Hayır, ben şeyi merak ediyorum mesela. Yani bu gerçekler ortaya çıkmasa ya da tamam boş ver bunları. Aynı babanın üç oğlu olsa. O zaman ne yapacaktı benden kurtulmak için? Yine de kurtulamazlardı. Ateş, sen doğduğun günden bu yana Gülsoy'sun. Bu ismi kendin rızan dışında hiç kimse değiştiremez. Ha bu arada öyle mirastan falan da men edemezler seni. Bilgin olsun. Artık bir önemi yok ki. Kardeşlerim vazgeçti benden. Artık beni abiler olarak görmek istemiyorlar. Ne yapacaksın? Peki sen de onlardan mı vazgeçeceksin? Hayır. Bir gün gelip tekrar abiler olmam için bana yalvaracaklar. O gün. O günün gelmesi için de elimden ne geliyorsa yapacağım. Ömer Gülsoy'u hepiniz tanırsınız. Sert ve disiplinli biri olsa da kalbi tertemizdir. Kimseyi yarı yolda bırakmamış, derdi olanın derdine koşmuştur. Doğrudur Yaman Bey. Annem özel hastaneye yatırıp tüm ameliyat masraflarını da üstlenmişti. Benim büyük oğlana da burs verdi. Üzerimize hakkı çoktur. Evleneceğimiz zaman düğünümüz denemiz o kurdu. Kısacası yardımınıza ihtiyacımız var. Vardiyalı sisteme geçiyoruz. Makineler hiç durmayacak. Emeğinizin karşılığını alacaksınız. İçiniz rahat olsun. Derdimiz siparişleri erken teslim edip girdiğimiz bu dar boğazdan çıkmak. Abi. Ya kabul etmezler seni. Biliyorum. Yol zorlu. Hiçbirinizi zorlayamam da, kırılmam da. O yüzden isteyen varsa şimdi çıkabilir. Sizleri yarı yolda bırakmayacağız Yaman Bey. Yalnızdayız. Yaman Bey. Yalnızdayız Yaman Bey. Arkadaşlarımız. Sağ olun. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun. Sağ olun. Sizlere teşekkür ederim. Şimdi sıra müşterilerde. Bakalım peşin parayla erken ödemeyi kimler yapacak? Güneş, benim sana bir şey söylemem lazım. Ben boşuna bu duruşmasına gitmedim. O yüzden Yaman benden intikam almak istiyor. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Seni adliyede görmeyince bir hop şişt, ne oluyoruz falan dedim. Sen orada mıydın? Kutlama yapacaktık ya. Aynı yerde. Aynı yerde. Ah, bilseydim. Yok, zaten sonrasında Bağdat'tan öğrenince hastanede olman çok doğal tabii. Ama tek sebep o değil. Yani tek sebep benim burayı kardeşim olarak kabullenmem, onun son anlarını görmek istemem değil tek sebep. Hayır, sakın. Sakın.
Feraye ile alakası yok. Ben Feraye defterini kapattım. O değil. Ne peki Ateş? Ne sebebi? Doğrusunu onu duymak istiyorsun. Her zaman. Canını yakmak istedim. Yaman'ın canını yakmak istedim. O kadar yaktı ki benim canımı. İnsan taşıdığı kanı seçebilir mi Güneş? Yapabilir mi böyle bir şey? Ben bir şerefsizin kanını taşıyormuşum, öyle dedi bana. O kadar yandı ki canım. Ben de onun canını yakmak istedim herhalde, bilmiyorum öyle. Ya da o zaman çok mantıklı geldi işte, bilmiyorum. Ne diyeyim vallahi Ateş? Çocuk gibi didişip duruyorsunuz. Olan kızı oluyor, yazık. Ne yapıyorsun bakayım sen? Çık dışarı. Çık! Alış artık kızım bu hallere. Çat kapı karşındayım bundan sonra senin. Malum, seni boş bırakmaya gelmiyor. Bir bakmışsın hop diye bal köpüğümün üzerine sinek gibi konu vermişsin. Bir daha Yaman'a bal köpüğüm dersin. Allah Allah! Nikahlı kocama ne diyeceğimi sana mı soracaksın Feraye Hanım? Sen artık çok oldun. Çık! Çek! Çek! Kim var o? Yok kimse. Hadi yürü git sen. Kocamı mı saklıyorsun odada? Ay Aleyna saçmalama, yürü git hadi. Aleyna. Niye gitti bu kapı? Sana ne ya, sana ne? İçeride birisi var değil mi? Anne. Anne koş. Anne. Bağırma. Kim var burada? Ali. Ya kimse yok. Niye gitti bu kapı? Ne oluyor be? Anne koş, kapı gitti. İçeride birisi var. Kimse yok. Yok mu? Yok. Anne ben git o zaman. Git o be. Niye gitti burası? Ya sizin işte. Alo ne yapıyor? Ne oluyor? Ya suya düştü, inek içti. Ondan sonra da inek dağa kaçtı. Sonra da yandı, bitti, kilo oldu. Folik asit. Neyse anne, şurada şey var. Ya kız. Neyse anne, anne. Dur, çekil elleri. Ya sen anne, saçmalama, ne yapıyorsun? Ya bir... Ne yapacağım ben ya? Ya bak, konağı istiyordunuz, aldınız. Yürü, oldu. Hadi. Yası da benim. Hadi. Aç bakayım, kim var? Aa, aa, kim var? Aa, Koray. Çekil elleri. Çekil elleri. Çekil elleri. Ana kız. Vay be yoruldu. Yattı baba değil mi? Çok. Anne farkında mısın ya? Bayağı ite kaka bizi kapının önüne koydular resmen. Farkındayım. Sus, zaten cinlerim tepemde. Ne susacağım ya, ne susacağım? Bu konak, bu müştemilat bizim değil mi? Ben kocamın karısı değil miyim? Nasıl kovarlar ya bizi? Bak şimdi ben nasıl kovuyorum. Bir dur kızım ya, bir dur. Hele o bebeğin babası bir Yaman çıksın da bak ben onları barındırıyor muyum burada? Hmm, intikam diyorsun ha? Madem intikamımızı soğuk soğuk yiyeceğiz, o zaman bir çarşıya falan inelim de para harcayalım ya. Evet, canım harcayalım sıkıntı. Tabii ya. Ama minnoş ayaklarımız yorulmasın anneciğim. Çetin'i arayalım, o gelsin alsın bizi. Herkes de böylelikle yerini yurdunu bilsin. Manyaklar ya. Gittiler mi? Gittiler. En azından bir süre güvendeyiz. Telefonumu düşürmüşüm ya. Bu da bensiz yapamıyorum. Neyse ben gidiyorum. Hadi be evlatlar, görüşürüz. Feraye. Çok teşekkür ederim. Rica ederim Gülfem Hanım. Vadinin bir hikayesi varmış. Bu Aşıklar Tepesi'nin hikayesi ne peki? Buraya neden Aşıklar Tepesi deniyor? Doğru mu anlıyorum? Evet. İki tane aile var. Tabii bunlar kavgalı iki aile. Her hikayedeki gibi. Sonra bu iki aile, bunlar tabii köyleri falan da ayırıyorlar. İşte biri bir köyde, diğeri başka köyde falan filan. Sonra bu iki aileden iki genç birbirine aşık oluyor. Hı. Tabii kavgalar, büyüler, onlar bunlar derken o kadar çok kan dökülüyor ki. Aman, hep bir şiddet, hep bir nefret bu hikayelerde. Öyle. Ama tabii bu birbirine aşık iki genç, bunların hiçbirine aldırmadan bir şekilde evleniyorlar. Aman, iyi ki evlenmişler.
Tamam da böyle yapacaksan ben anlatmayacağım yani. Bütün dersi kaynatacaksan. Tamam ne yapayım böyle parmakla anlatmayınca anlayamıyorum. Evet. Tamam hocam pardon. Tamam onu da dinliyorum. Neyse bu iki genç evleniyor. Daha sonra tabii bu kavgalar hiçbir şekilde durmuyor. Ama kız bir şekilde hamile kalıyor. Hamile kalınca durur mu insanlar? Oğlanı öldürüyorlar. Oğlan ölünce de kız buna dayanamayıp karnında bebeğiyle canına kıyıyor. Yapma ya. Ay üf. Niye anlattı şimdi böyle bir hikaye bana? Sen sordun işte bunun hikayesi mi? Başka hikayesi yok ki. Ne bu hikayenin mesajı? Böyle felaket bir şey anlattın bıraktın şu an. Oğlan ölünce kız da karnında bebeğiyle canına kıyınca bu gördüğün bütün topraklara gökten taş yağar. İşte gördüğün bütün bu taşlar o gökten yağan taşlar işte. Aşkı öldürenler helak olmuş yani. Hı hı. Aynen öyle. Sen bir boşansan mı artık acaba? Mi? Bu coğrafya bir taş yağmuru daha kaldıramaz çünkü. Öyle mi? Anladım. Vallahi işimiz var sende. Bu arada bugün Bade geldi bana. Senin neden Bora'nın hastanesinde olduğunu sorguladı. Sen de Bora'nın oğlu olduğumu söyledin tabii. Zaten yapacak bir şey kalmadı ki Güneş. Herkes öğrendi öğreneceğini. Baksana şuna. Ne bu? Mal beyanında mı bulunuyorsun bana? Yuh. Özel uçak mı? Hı hı. Yani benim değil. Henüz benim değil. İşte buradan al. Hepsi senin olsun dedikleri bunlar. Daha bir de koltuk var tabii. Koltuk önemli. Onu unutmamak lazım. Bu adam bu kadar zengin mi ya? Öyleymiş. Güneş, benim bunlardan bir kısmını satıp 10 gün içinde $1 milyon toparlamam lazım. Yoksa dedem teslim olmak zorunda. Hüküm kesinleşti. Ateş, burada bunun 100 katı var zaten. Hı hı. Ama... Ha, şimdi anlaşıldı. Bunlar üzerinde hak sahibi olabilmek için bakırcı olman gerekiyor. Ateş bakırcı. Hadi yerimize gidelim böyle sıcak bir şeyler içelim ya. Dilim damağım kurudu burada böyle toz, hava, toprak. Yerimiz? Hani şu ilk buluştuğumuz kafe var ya. Ha, sen beni yeniden bir randevuya mı davet ediyorsun? Olabilir. Ama sen ısmarlıyorsun. Niye? Zenginsin, özel uçakların falan var. Şimdilik kahveyle idare ederim. Olur. Bak bütün özel uçak hepsi burada. 10 gün süre zarfında teslim olmadığınız takdirde yakalama emri çıkarılacağı. Ömer, bunlar hem seni alıyor hem tüm malı mülkü, öyle mi? Öyle. Yıllardır bu gerçekle yüzleşmekten korktum. Ama korkunun ecele faydası yokmuş. Maalesef vaziyet bu Şermin'ci. Peki konak, arabalar falan? Konak kalıyor. Oh. Zaten bir tek o kalıyor. İyi bari. En azından onu elinde tutmayı akıl etmişsin. Yok. Zaten istesem de satamam. Onun başka ortağı var. Ne? Bir kısmı da kardeşim Kamuran'a ait. Ay. Ay dur. Ay bana bir şeyler oluyor. Ay. Bir de kız kardeşim mi var? Maalesef. Of. Şermi. Hayatım bir sakin olur musun? Hiç iyi değilim. Hiç. Oh be. Ne güzel harcadık ya. Oh, sefamız olsun be. Kocam çalışıyor, biz yiyip içip gezip dolaşıyoruz. Tam istediğim hayat. Oh. Ay anne, hayır lokması dağıtıyorlar. Bir kuyruğa mı girsek? Kız saçmalama.
Gülsoyların gelinisin, lokma kuyruğuna mı gireceksin? Yürü. Ay öyle deme, azıcık halkın içine karışalım. Ay. Hem Ömer Yaman'ım da istiyor. Çocuğumun bir tarafları şişer. Senin daha çocuğunun bir tarafı falan yok. Saçma sapan konuşma. Yürü Aleyna, yürü. Of, yiyeceğim ben. Abilerim, ablalarım, kusura bakmayın. İki canlıyım, önünüze geçiyorum. Ablacığım koy, duble yap kız. Hah. Sağ olun. Allah kabul etsin, mekan cennet olsun inşallah. Oh, tatlı tatlı nasıl gider şimdi? İyi, hadi afiyet olsun. Aleyna! Kız! Kız kendine gel! Aleyna! Dur kızım dur! Gel! Gel şuraya bir geçelim biz. Hay Allah ya! Otur şuraya otur! Otur! Kız kendine gel! Ay! İç şundan biraz, iç iç! Dur ağlama dur! Aleyna! Allah Allah! Ay delireceğim ya! Allah Allah! Anne! Çocuğum daha doğmadan yetim kaldı. Ay ben bir de çocuğuma babasının lokmasını yedirdim. Kız sus. Benim torunumun babası Yaman Gülsoy, tamam mı? O Bora'nın da Allah rahmet eylesin işte, ne diyeyim? Kurtulduk bir beladan. Bak bir daha adını falan almayacaksın, tamam mı? Kendine gel. Kendine gel. Anne. Tamam, tamam. Ay kız, ay. Ay hadi toparlan ne olur ya. Canına rahmet kardeş. Evet Tutku Hanım, evet. Evet, zaten üretimimiz son hızıyla devam ediyor. Yani... Hoş geldiniz Yaman Bey. Çıtırları yükledikten sonra 10 gün içerisinde size teslim etmiş oluruz. Ama herkes çıktı, isterseniz ben kalabilirim. Hı-hı. Yok gerek yok. Bizim Okan'la işimiz var zaten. Sabahlayacağız. Zaten seri numaralı. Tamam. Evet. Ömer Bey geldi bu arada. Sizi göremeyince... Gerek yok. Ben ararım. Oley be. Oley be ya. Ben neyim ya? Neyim ben? Tek kişilik orada mıyım acaba ya? Ha? Ne oldu? Bak İstanbul'daki en baba müşterimizi bağladım. Yarına Tico Cash Money. Ya oğlum sen oldun yok, sen. Canım yok. Estağfurullah. Abi be. Dedemi kurtarırız değil mi? Ya oğlum. Bak bizim Gülsoyları olarak sırt sırta verip başaramayacağımız şey yok. Doğru dedin. Her şeyi yaparız biz. Ve abicim, nereden başlıyoruz? Biliyorum, bana gitmemi söylediniz ama madem sabaha kadar çalışacaksınız, benim de bir faydam dokunsun istedim. Ya ne gerek vardı? Vallahi eline koluna sağlık, çok sağ ol. Afiyet olsun. Lütfen yanlış anlama. Yani konu sen değilsin. Sadece bu işi çok seviyorum ve kaybetmek istemiyorum. Tamam, sorun yok. Madem yardım etmek istiyorsun, o zaman sana bir görev vereceğim. Memnuniyetle. Orta kağıda son 3 yılın ödeme tablosuna bak. Hı hı. En son kim bize ön ödeme yapmış? Kimler bizimle peşin çalışmış? Hepsinin böyle bir listesini göster bana. Tamamdır. Ne yaptın? Vallahi abi ben 9 şirketle konuştum. Yani daha doğrusu 3 tanesiyle hala konuşmadım. Onlarla konuşacağım. 3 tane çekimsel şirketim var. 2 tanesi onayladı. 1 tane de reddedim. Öyle yani. Bende durumlar bu. Sen de nasıl? Hı. Bak bunlar benim konuştuğum müşteriler. Hepsiyle fiyat konusunda anlaştım. Kesinleşmiş durumda. Ben şaka yapıyorsun. Yuh abi sen bu fiyatları nasıl aldın? Oğlum sadece ateşin ağzı mı laf yapıyor sanıyorsun sen? 12 sadece laf kalabalığı. Vallahi helal olsun ya. Her masada varsın. Öyle de ver. İyi ben ne yapayım, bana bir şey söyle. Ben bunları mı arayayım direkt? Bak onlara, ben şunları bir karşılaştıracağım. İyi tamam. Şunu şuraya bir koyayım da ben. Hala inanamıyorum ya. Nasıl yapar böyle bir şeyi? Nasıl gelmez duruşmaya? Üstelik benden bir beklentisi olmadığını da söylemişti. Dur hemen kötü düşünmeyelim ya. Belki derdi hiç sen değilsin, ne bileyim belki de... Ne belki de ne? Ya Ateş'in sana bilerek kasten böyle bir şey yapacağını ben düşünmüyorum ya. Sanki bu tavrı direkt Yaman'la alakalı, ne bileyim. Hat bildirmeye çalışmış falan gibi geldi bana. Ya sorun seninle alakalı değil, iki kardeşin kavgasında sorun bence. Aslında olabilir biliyor musun?
Yaman eskiden de anlatırdı hep. Yani daha ateş uzaktayken. Hep bir garipmiş ilişkileri. Ama yine de duruşmaya gelmeyecek kadar, beni harcayacak kadar bir düşmanlık. Yok ya, yok, ne olursa olsun çizgiyi gerçekten aştı ateş. Yani biraz fazla arttırmış Ali, evet. Heroş, ben şimdi kafeye geldim. Bir içeri görüneyim. Seni hemen tekrar ararım, olur mu? Ay yok yok, tamam. Sen bak işine, ben de çıkacağım zaten şimdi. Sonra konuşuruz. Yaman'a gidiyorsun değil mi? Evet. Yaman'a gidiyorum. Meğer ne büyükmüş aşkınız. Ben göremedim. Daha yeni anlayabildim. Affet beni. Affet, olur mu? Gülfem Hanım. Hadi. Hadi git sen. Bir şey olursa ben durumu idare ederim. Bir de Yaman'a burada olduğumu söyleme. Söylemem. Ne yapmayı düşünüyorsun? Bilmiyorum. Yarın ya o düğmeye basacağım ya da basmayacağım. Ondan sonra hiçbir şeyin geri dönüşü yok. Eğer o düğmeye basarsan bir bakırcı olacağım. Basmazsam da hayatıma Gülsoy olarak devam edeceğim. Bilmiyorum. Yani tabii Gülsoylar çok güçlü bir isim. Ama bakırcının gücü başka bir şey. Korkutucu. Niye? Niye ya? Nesi varmış bakıcının? Ciddi misin? Mehmet. Bilmiyorum Ateş, yani hem senin için tehlikeli hem de karşına çıkacaklar için. Ya böyle bir güç baş döndürücü. Gerektiğinde hayır diyebilecek misin? Hep senin farkındayım Güneş. Ne demek olduğunun bu kadar farkındayım ki. Hayır diyebilir miyim? Bilmiyorum. İyi düşünmen lazım. Ya dedemi kurtaracağım derken bütün ailenden olabilirsin. İşte bak, buna verecek bir cevabım bile yok. Her şey o kadar üst üste geldi ki. Düşünmeye fırsatım bile olmadı. O yüzden gerçekten ne yapacağım, ne hissediyorum bilmiyorum. Tatlı mı yesek? Heh, işte bak, buna verecek bir cevabım var. Hadi. Heh, sonunda bir cevap alabildim senden. Pardon, bakar mısın? Bir menü alabilir miyiz? Sana bir açıklama borçluyum. Biliyorum. Nasıl açıklayacaksın çok merak ediyorum. Seninle bir anlaşma yaptık ve bitti. Bunu yasal olarak da sonlandırman gerekiyordu. Nasıl gelmezsin duruşmaya ya? Niyetim bu değildi. Nasıl beni bu kadar zor bir durumda bırakırsın? Gerçekten niyetim bu değildi. Ama olaylar öyle gelişti. Olaylar? Neden kimse farkında değil ya? Ben sizin hayatınızdaki bir olay değilim. Kimsenin sorunu da değilim. İnsanım ben ya, insanım. Ateş, bu formaliteyi sonlandırmak istiyorum artık. Hı hı. Belli ki seni üzmüşüm. Seni üzmeye hakkım yok. O yüzden özür dilerim. Amacı ne gerçekten bilmiyorum. Ama lütfen buna bir son ver, olur mu? Sen bir yandan düşünceli bir insansın, diğer yandan zarar veriyorsun. Ne? Ne yani, niyetin ne? Söyler misin gerçekten? Bu konu biraz uzun. Oturup konuşalım mı? Lütfen.
Herhalde biz seninle çok kısa bir süre içinde çok hayati şeyler yaşadık. Evlilik, yangın. İster istemez kader bizi bir şekilde bu noktaya getirdi. Evet. Ve bitti. Kabul edelim. Elbette bitti. Bu konuda duygularımız karşılıklı eminim. Ama yine de sana karşı az da olsa bir sorumluluğum var gibi hissediyorum. Ateş. Lütfen. Lütfen beni dinle. Sonrasına bakarız. Feraye, sen çok genç bir kadınsın. Bazen başımıza bir şeyler gelir. Çok sinirleniriz. Çok kızarız. Çok öfkeleniriz. Çok kahrederiz. Aradan zaman geçer. İşte o zaman görürüz gerçeği. Aslında bize zarar verdiğini düşündüğümüz şeyler bir bakmışız bizim iyiliğimiz olmuş. Sen de günün birinde dönüp baktığında şimdilik böyle kuru bir inat olarak gördüğün şeyi tam da bu şekilde hatırlayacaksın. Öfken ve nefretin geçecek. İyi ki diyeceksin. Ateş, sen ne anlatmaya çalışıyorsun? Boşanmayarak tam olarak neyden koruyorsun beni? Yamandan mı? Yok yok. Öyle kimseyi korumak gibi derdim falan yok. İnan bana. Ama senin ve Yaman'ın birazcık yavaşlamanız gerekiyor Feraye. Bir şeyleri gizli saklı yaşamak keyiflidir. Tamam. Ama siz aşkınızı gizli saklı yaşarken gerçeklikten koptunuz muhtemelen. Kendinize öyle konforlu bir hayal dünyası kurmuşsunuz. Oranın heyecanına kaptırıp gitmişsiniz. Ve haliyle birbirinizi tanımamışsınız olabilir. İşte şimdi gerçek hayat sınıyor sizi. Bu cümleleri bana kuracak son kişi sensin. Sen yokken de biz Yaman'la vardık. Birlikte büyüdük biz. Çocukken de, yetişkinken de ayrılmadık. Ayrılmayacağız. Ben senden iyi tanıyorum kardeşini. Madem benden iyi tanıyorsun kardeşimi, o zaman bir şeyleri açık açık konuşalım mı? Yaman'ın öfke nöbetleri. Ne kadar yıkıcı ve yakıcı değil mi? Hiçbir şey bilmiyorsun sen. Sen tanımıyorsun kardeşini. Onun benim için neler yaptığını bilmiyorsun. O bana asla zarar vermez. Bunu anlasan iyi olur. Hani bana gerçeklerden bahsediyorsun ya. Sen hiçbir şeyi gerçek yaşamıyorsun, biliyor musun? Hayatta her şey senin akışında ilerlesin istiyorsun. Aşk nedir? Haberin yok senin. Aşkın bir yüzü sevgi ve anlayış, diğer yüzü öfkedir Ateş. Gözyaşı da vardır. Ayrılık da vardır. Kavuşmak da. Umarım bir gün sen de Yaman gibi sevmeyi öğrenirsin. Umarım. Size mutluluklar. Ama o zamana kadar seni yakmasına izin verme. Aman. Allah, tabanlarım zonkluyor. Vallahi al benden ne kadar ha. Bilmez miyiz? Aşk olsun nesin? Laf mı sokuyorsun şimdi kocana? Ay vallahi hiç laf sokacak halim yok şu an Çetin. Hiç. Yorgunum, stresliyim. Stres demişken bu Gülfem Hanım daha ne kadar bizde kalacak ya? Bak yemin ediyorum aklım çıkıyor ya biri görecek diye. Cemileler falan görse seyreli cümbüşü. Ya ne bileyim nesin ya. Bir çay koysana kız. Valla tabanlarım zonkluyor, hiç koyamam. Meyve falan mı yiyecek? Valla olsa yerdik Çetin. Hani bir günden bir güne demiyorsun ki ya şu karıma bari bir meyve soyayım getireyim. Allah Allah. Hiç. Ya biz yorulmuyoruz mu nesin ya? Aynı şey mi Çetin ya, aynı şey mi? Ben bütün gün milletin çamaşırını yıkıyorum, bulaşığını yıkıyorum. Bir tane günde kız getirmişler. Ona iş öğreteceğim diye bütün her şeyi ben yaptım. Aynı şey mi? Sinirim bozuldu bak. Kız.
Bir şey diyeceğim. Hı? Sen böyle 5 kişilik işi tek başına falan yapıyorsun ya. Ha, evet. Acaba zam falan mı istesen? İsteyeyim değil mi? En doğal hakkın Nesrin, valla. En az 2 katını vermeleri gerekiyor. Bak en az asgari. Sonra onları da böyle azar azar para biriktiririm. Yazın tatile gideriz. Ama köy değil ha. Köy tatil falan istemiyorum. Orada da gelinim diye her işi bana yaptırıyorlar. Sen yine böyle yan gelip yatıyorsun falan. Tamam kız, sen iste, zammı al. Ben seni en kral yere götüreceğim. Nereye istersen götüreceğim valla. Zekisin ha sen. Niye? E parayı ben kazanıyorum. Ben götürüyor muyum seni tatile? Ha? Tamam, nereye götüreceğim peki? Ayvalık. Bak hep fotoğrafını falan görüyordum. Çok merak ediyorum. Gitmek nasip olmadı ama Ayvalık. İyiymiş. Eren'i de Feraye'ye bırakırız. Sonra değme keyfimize ha? Sen ne zalim bir adamsın ya. Niye kız? Benim küçücük oğlum bu yaşına kadar bir deniz görmemiş. Benim oğlum bir deniz görmesin mi ya? Allah Allah. Babası çok gördü de deniz, oğlu eksik kalsın yani. Büyünce arkadaşlarıyla falan kendi gider. Maalesef tatile gidek de. Dur kız, ben sana bir çay koyayım o zaman. He? Koy bakalım. Dur, bardak getireyim. Biraz da biz keyif yapalım be. Planlamalarımızı yaptık, az önce bitti. Yani bizim kapasitemiz belli Soner Bey. Bütün malları aynı anda çıkarmamız mümkün değil. Yani o yüzden üretim ben de günlere ve vardiyalara böldüm. Gerekirse dışarıdan makine kiralayın ama bu sistemin lütfen dışına çıkmayın. Siz hiç merak etmeyin. Allah'ın izniyle her şey plana uygun gidecek. Bizzat ben ilgileneceğim. Ben ön siparişleri size birazdan mail olarak atacağım. Şimdilik hepsi bu kadar. Kolay gelsin. Kokuyu tanıyorum. Ayşem. Duydum ki sabaha kadar çalışacakmışsın. Ben de gelip biraz doping yapayım dedim. Sen benim hep yanımda ol. Hep ışığınla parlat beni. Çayınız vardır herhalde. Ya senin istediğin çay olsun. Oo. Bu nedir? Sen neler aldın böyle? Ha? Neler yaptın sen? Ben şimdi kendim çayları alıp geliyorum, tamam mı? Sen oraya hazırlıyorsun her şeyi. Tamam. Tamam. Leyla yeter, şuradan 2 lokma bir şey ye. Bak sinirimi bozma benim. Al şunu. Anne, benim yemek görecek halim mi kalmış ya? Gencecik çocuğu toprağa koyuyorlar. Kim yapabilir ya böyle bir şey? Kim öldürebilir burayı? İşte basmıştır birinin kuyruğuna, çekmişlerdir ipine. Hayır, dangozun tekiydi falan ama yani öldürülecek kadar da değil ki anne. Hem bir sürü iyi tarafı da vardı biliyor musun? Komik de espri falan yapıyordu, güldürüyordu arada beni. Allah cennetinden yer eylesin, ne diyeyim? Amin. Sonra... Bozledim yine seni çocuk. Bütün bu servetimi, aile saadetimi ben ona borçluyum biliyor musun? Ay. Olmasaydı Ömer Yaman'ım olmazdı. Ömer Yaman olmasaydı kocuş kaçardı. Aş sözleri neye yarar kızılım? Bizde bir uslata ermeyek mi? Ömer Yaman'ımın... Diğer adını da Bora mı koysak acaba? Sorun olursa eski bir tanıdık derim. İçim şişti be. Yeter. Allah Allah. Biz kurtulduk diye seviniyoruz, bu badem gözlü diyor ya. Ay anne, ne bağırıyorsun ya? Zaten her yerim şiş şiş. Tamam, koymayalım. Ben anılarımda yaşatırım Bora'yı. Ah Bora. Aleyna. Hadi bir sal beni ya. Ben yatacağım erkenden, uyuyacağım. Sen de yemiyorsan hadi yallah odana. Yatıyor musun, kalkıyor musun, ne yapıyorsan yap. Sabah uyandığımızda da o ayaklı belanın adını bir daha duymayacağım, tamam mı? Anne ne ayağı ya, ne ayağı? Ayağı mı kaldı çocuğum? Bir dalga geçiyorsun. Bağırma be, kafam şişti be, yeter. Zır 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 zır. Mendilleri de bıraktım burada, pis pis. Yürü, zırıl zırıl. Seni, terbiyesiz seni.
Yasa dışı sevdan. Senin uğruna günahhaneme bir çentik dağıtmışken... ...kul yüzünü varıp de sevaba girmeyeyim mi? Sen git odana uyu biraz. Anca beraber kanca beraber ya. Oğlum git yat işte. Bana dinç adam lazım. Ben biraz Feraha ile de baş başa kalayım değil mi? Abicim sen bana niye yol açıyorsun? Baştan söylesene ben giderim şimdi. Ha, ben şöyle yapayım. Nereye ya? Bir şeyler almıştım. Birlikte yerdik. Çok uykum geldi benim. Ben bir saat kestireyim. Şey yaparım ben. Hadi size kolay gelsin. Tamam o zaman. Görüşürüz. Kapıyı da çekeyim de. Oh. Şanslısın yine vallahi. Her şey sana kaldı. Ben zaten şanslıyım. Çetin. Allah Allah. Çetin. Kalk kalk yerine yat hadi. Hadi. Hadi hadi. Hadi. Tamam Nesin. Sen yat geliyorum. Ben bir şu kıza bakayım ya. Ben de Gülşem Hanım'a battaniye götüreceğim zaten. İyi hadi. Üstüne bir şey giy ama. Soğuk lan. Gel hadi Nesin, gel gel. Geliyorum ya. Dur. Kız ne soğumuş kız? Allah'ım ya. Anam. Ne soğuk kız? Sus, dondum. Feraye. 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 Allah'ım. Yine mi ya? Yine mi ya? Allah'ım yarabbim ya. Öldün kızım sen. Öldün. Bundan sonra kaçarın yok. Kemiklerini kırmazsam senin. Hayır eşeklik bende. Biliyorsun malını. Bas zinciri bağla eve. Ne bekliyorsun yani? Ne oluyor? Aman kız yine kaçmış ya. Yok anam yok bu kız akıllanmıyor ya. Mazar et yemin ediyorum millete bizi. Yok Nesin. Bundan sonra kapıyı pencereyi kilitlemezsem bana da Çetin demesinler. Hava almayacak bu evde hava. Çocuklar yapmayın. Ya onlar birbirlerini gerçekten çok seviyorlarmış. Ben de çok geç anladım. Hata etmişim. Ya Gülfem Hanım kafi. Rica ederim bakın saygından hanım diyorum ama... ...lütfen buranın beyi benim yani. Sizin... Patronluk konakta kaldı. Yani buradasınız, misafirimizsiniz tamam. Hani yardım ediyoruz eyvallah. Başımızın üstünde yeriniz var ama rica ederim ya. Aile işlerimize karışmayın Gülfem Hanım ya. Bir de uçakla. Sen şimdi Feraye'ye kızıyorsun. Bu kadının kalbini kırıyorsun ya. Yarın öbür gün bu kadın konağa girince ben sana o zaman soracağım bey hanım kim? Ya Nesin olur mu öyle şey ya Allah Allah. Olur mu ya öyle şey Nesin, ha? Döner mi diyorsun geri? Alırlar mı geri bunu konağa? Gülsoyların sağa solu belli olmaz diyorum Çetin. İşte bunlar. Bunlar hep Feraye yüzünden. Hep Feraye. Bunlar hep Feraye yüzünden. Ah Feraye. Ne arıyorsun sen? Şu grafik vardı bir tane. Hı. Evet. İşte. Yaman Bey. Efendim Asal. Ben çıkıyorum artık haber vereyim dedim. Tamam sana bir taksi çağırayım. Aa, yok hiç gerek yok ben hallettim teşekkür ederim. İyi geceler. Masal, bir saniye.
Eve gidince atıştırırsın belki. Çok teşekkür ederim. Afiyet olsun. Ya mı? Kalacaksın değil mi? Gitmeyeceksin sabaha kadar. Dönmek zorundayım biliyorsun. Neden? Çetin yüzünden mi? O da var tabii. Başka ne var? Ben yarın sabah erkenden atölyeye gideceğim. Bu en son yaptığı şeylerden sonra emin misin? Yaman, ben sadece çok emek verdiğim işime geri dönüyorum. Bunu ateşle aranda bir savaşa çevirmeyin lütfen. Bunu ben mi çeviriyorum? Yani bunu yapan o. Senin iyi niyetinden faydalanmaya çalışıyor Feraye. Seni kullanıyor. Tek sorun bu mu peki gerçekten? Yok. Yok. Ya evet aslında tek sorun bu değil. Bir sürü şey var. Bir sürü. Mesela ben bu adamdan bıktım. Yetmez mi? Bu adamın güç budalası olmasından, egosundan, çocukluğunda yaşadığı bütün acıları bizden çıkarmasından çok sıkıldım bu heriften. Yetmez mi? Adam herkes ona itaat etsin istiyor ya. Tamam bak. Kontrol düşkünü olduğunu ben de çok iyi biliyorum ama... Ya sen daha hiçbir şey görmedin Feraye. En acayibi ne biliyor musun? Bunu sadece Okan da bana yapmıyor. Herkes ona hayran olsun istiyor. Sen olmasan biz ne yapardık diyecek herkes ona. Hani iyilikte dövüyor ya herkese. Onun niyeti hiç iyi değil aslında. Ya böyle daha güçlü bir yerde olsa biz ne yapardık bunu da bilmiyorum. Ya tamam. Tamam da... Bizden ne istiyor ben onu anlayamıyorum işte bir türlü. Feraye bak. Onun o sakin görünümünün altında gizli bir canavar var. Herkesin mutluluğunu karartmaya çalışan. Kendi yalnızlığını, sevgisizliğini bastırmaya çalışan gizli bir canavar. Bu adam kendi hayatı gibi bizim aşkımızı da ızdıraba dönüştürmek istiyor. Bu yüzden duruşmaya gelmedi. Kahramanın kupasını almaya geldi. Sus bir dur, dur. Ya kimsenin ruhu duymadı ruhu ya. Var ya o Vural var ya onun aklına bile gelmedi biliyor musun benden şüphelenmek. Şimdi çok ilginç. Mevzu bahis kendi kanları olunca anca kendileri gibi kodaman birisinin akıtabileceğine inanıyorlar. Yani. Tamam dur ağzını açma. Sabahtan beri telefon telefon mesaj telefon. Allah Allah. Bir susmadı yani. Madem beni bu kadar görmek istiyorsun, yani niçin evine davet etmiyorsun mesela? Ya Gülüm bak şimdi benim evim tadilatta. Sen zaten bak özel Vural'ı indirdiğinde ne olursa olsun Ateş o koltuğa oturmayacak. Sen birilerinin sultanı olacaksın ya. Ateş ne alaka ya? Yavrum Eyme. Senin bile bilmediğin, duymadığın şeyler var demek bu alemde. He? Ateş var ya ateş. Hasbihas bahır. Ne? Ya. Diyorum ki ateş Gülsoy değil. Hakiki öz bahırcı. Nasıl ya? Bayılıyorum seni şaşırtmaya. Şok olunca değişik bir ayrı güzel oluyor ya. Dur. Ya duruyorum bak aylardır duruyorum daha durmuyorum. Yakalanacağız. Abim seni görürse burada çok kötü olacak biliyorsun. Hiçbir şey olmaz.
Burada senin kokunda bir şey var. İçimi çekmeden güne başlayamıyorum. Başımı döndürüyor. Sen de en sevdiğim parfümü sıkmışsın. Parfüm sıkmadım ki. Biliyorum. Sevgili. Hadi hazırlan, seni okula bırakayım. Hadi hadi hadi. Feraye, aç kapıyı kız. Dün gece ne sabrı vereceksin, aç. Açıyorum şimdi. Dur, dur. Dur, bir dakika. Dur, dur. Hadi, tamam. Hadi. Küçüğüm almadan gitme. Yaman. Hadi Yaman, hadi. Tamam. Hadi. Evin önünde bekliyorum seni. Sen iyice şaşırdın ha artık. Hayır tamam, zor şeyler yaşadın dedik. Tamam dedik, bir anlayış gösterin dedik de artık iyice azıttın ha. Abinin başı belaya girsin mi istiyorsun sen, şu haline bak. Yüz karısı. Ya senin hiç utanman yok mu? He? Hiç utanman yok mu senin? Biz seninle ne konuştuk? Ya koca memlekette adın çıkmış. Hala geceleri sokakta fink atıyorum. Feraye hayırdır? Ya tamam bak, ben bir açıklayayım. Sonra azarlıyor musunuz? Ne yapıyorsanız yapın. Hayır, sen niye açıklayacaksın ki artık? Bir tepemize göktaşı düşürmedin kaldı kızım. Gülsoylar iflas ediyor. Ne? Ne? Dün bütün gece şirketteydim. Yaman'a yardım ettim. Ne? Ne diyorsun Feraye sen? Ne diyorsun ya? Eğer gerekli parayı bulamazlarsa Ömer Bey hapse girecek. Ama. Hadi buyurun. Hadi buyurun. Bize de yol göründü demektir o zaman. Hessin. Hem de dikenli yol. Aramızda kalsın bu. Olur mu? Aman tamam, yok yok. Ya kime söyleyeceğiz de ya? Daha yeni geri geldiydik ya. Ben okula gidiyorum. Geri alındım. Bakalım şu işleri bir yoluna koyalım da bakacağız bir çaresine artık. İnşallah. Kalk kalk, hazırlansın kalk. Demek sen Vural'ın oğlusun. Neden sakladın bunu benden Ateş? Ben sana her sırrımı anlattım. Sen benim arkamdan iş mi çeviriyorsun? Adet tam olarak neyi soruyorsun? Ben bakırcılara hayatımı verdim. Eğer Bora yaşasaydı, Vural öldükten sonra her şeyini ona verecekti. Sonra Bora eline yüzüne bulaştıracaktı. Her şeyi kurtarmam için tüm görevler bana verilecekti. Hı. Ama sen denklemi bayağı bir değiştirdin. Bora sana bir söz verdi mi? Bade. Sen neden Vural Bakırcı ölecekmiş gibi konuşuyorsun? Vural Bakırcı'nın nasıl bir hayat yaşadığını ikimiz de biliyoruz. Er ya da geç bu gerçekleşecek. Ama bence sen iyi bir düşün. Çünkü yerine geçen içinde hiç farklı olmayacak durum. Bence. Oo! Sen ceza yersin yalnız böyle. Nasıl yani? Yine güzellik sınırını ihlal etmişsin. Yaman. Aslında ben düşündüm de acaba bugün tek mi gitsem? İlk gün ya hani, kimse bir şey demesin. Doğru. Anlaşma var değil mi? Yasaklıyım ben. Ateş istenmeyen kişi ilan etti. Bak bu benim için önemli bir fırsat. Biraz aşk hayatımla iş hayatımı ayırmam gerekiyor artık. Hem sen de pek iyi görünmüyorsun. Bak bütün gece çalıştın, yoruldun. Biraz uyu, dinlen. Görüşürüz, tamam? Görüşürüz. Ateşe bak ya.
Burada oyunu adım adım uzaklaştırıyor bize. Günaydın. Uyandırdın mı? Bir kahve içelim diyecektim. Tamam, geliyorum. İyi günler. Vural Bey'in şahsi avukatıyım. Memnun oldum. Bütün belgeleri imzaladım. Her şey hazır. Buyurun. Usulen hatırlatmak isterim Ateş Bey. Bakırcılara ait kütüğe geçeceksiniz. Soy bağınız değişecek. Farkındayım. Buyurun. Kolay gelsin. Sade kahve alabilir miyim? Teşekkür ederim. Çok beklettin mi? Yok, ben İstanbulluyum. Unuttun mu? Doğru. Ya bu geçen günkü durumla ilgili bir sıkıntı yok değil mi? Bu Bora'ya çarpan kaçan araç. Ha yok yok, o konu kapandı. O zaman ben bir tahminde bulunayım. Mevzu Ateş. Rekan seni ondan koruyabilir mi tabii bilmiyorum. O ne demek şimdi? Sana çok kısa özetleyeceğim. Vaktini almak istemiyorum. Ateş'i düşünüp büyük kararlar alma. Bence. Üzülürsün. Yani şöyle. Ateş'in bir anı bir anını tutmaz. Planları her an değişebilir. Sonra sen de bakmışsın, o kararlar altında ezilip kalmışsın. Ne gibi kararlar peki? Hayat planı gibi mesela. Sana hiç Melis'ten bahsetti mi? Yok. Bahsetmedi tabii. Onlar Amerika'dayken birlikteydiler. Mesela kızı nasıl nikah masasında bırakıp gittiğini anlattı mı? Uyardığın için çok teşekkür ederim. Ama bu iyiliğini neye borçluyum? Daha doğrusu bu bana iyilik değil de ateşe misilleme mi? Hayır, yok. Yani benim ona misilleme yapmama gerek yok. O zaten hayatına giren herkesi pişman eder. Aklın varsa sen kendin kaçarsın. Yoksa zaten kurtuluşun onun insafına kalır. Melis bu konuda şanslıydı. Tüm hayatını onunla geçirmek zorunda kalabilirdi. Bak Güneş. O kendini senin görmeni istediğin gibi ifade etmede ustadır. Tatlı dilidir. Seni söylediği her şeyi ikna eder. Sana kendini aynı anda dünyanın hem en doğru insanı hem de en yanlış insanı gibi hissettirir. Sonra senin de aklın karışır, kendinden şüphe edersin. Ve günün sonunda tüm doğrular onun söyledikleri çıkar. Sonra sen de... Söylediklerimi nasihat olarak al, alma, senin bileceğin iş tabii. Ben sadece söylemiş olayım da. Çünkü nihayetinde sana bir iyilik borcum var. Boşuna zaman kaybetmeni istemem. Vakit ayırdığın için teşekkür ederim. Kendine dikkat et.
Ateş Bey. Yine kapılarda karşılanıyorum. Sen bu kadar erken kalkar mıydın ya? Dışarıda bir kahve içesim geldi. Hı. Bir de biraz düşünmem gerekiyordu. Neymiş o düşünmen gereken şeyler? Yani özel değilse tabii. Yok, değil aslında. Kahve. Lütfen. Hani sana bir şey sormuştum. Hayatında yarım kalan bir şeyler ya da birileri var mı diye. Ben de sana bir şeyi bitirmeden başka bir şeye başlamam demiştim. Hı. Feraye'den boşanacağım dedin. Boşanmadın. Bir açıklama yaptın. Ne kadar anlamasam da saygı duydum. Vardır bir bildiği dedim. Ama bugün öğrendiğim şey biraz kafamı karıştırdı. Ne öğrendin? Amerika'dayken sen bir kadını nikah masasında bırakmışsın. Bilmiyorum yani, belki ben sana yakıştıramadım. Garip geldi. Ama açık konuşmak gerekirse ya, yaptığın şey çok zalimce, çok... Melis. Adım Melis'ti. Ben o masadan nasıl kalktım, işler o noktaya nasıl geldi belki sana başka bir gün uzun uzun anlatırım ama... Melis benim bu dünyada tanıdığım en tatlı, en iyi insanlardan biriydi. Sevdim mi diye soruyorsan, sevdim. Onu sevdiğimi nerede anladım biliyor musun? Onu kendimden kurtardığımda. O ne demek? Nasıl birisin ki sen? Nasıl biriydim? Başka? Şimdi nasıl biriyim ben başka? Ben Amerika'dayken Melis'le tanıştığımda işlerim bayağı iyi gidiyordu. Bayağı iyi para kazanıyordum. Ama hayatımın en berbat dönemindeydim Güneş. O kadar öfkeliydim ki. Doğduğum topraklardan nasıl ayrıldığıma, burada yaşadıklarıma, uğradığım haksızlıklara o kadar öfkeliydim ki. Her şeyi uçlarda yaşıyordum. Sevmeyi, aşkı, sahiplenmeyi, arzuyu, her şeyi. Melis aşıktı bana. Beni hayatının tam ortasına koymuştu. Yaman'la Feray gibi. Hı. 15 gün sonra yeni duruşma var. Ben o gün oraya geleceğim ve onlara hiçbir soru falan da çıkarmayacağım. Ne istiyorlarsa yapsınlar. Ama umarım kendileri için en cesur kararı verirler. Bu ne ya? Yine mi gelmiş? Of, bu ne yüzsüzlük ya? Kovulmamış mıydı bu? Feraye, Feraye. İşinize bakın siz de. İyi misin? İyiyim yani. Hadi gel beraber girelim. Yok Azal. Ben tek başıma göğüsleyebilirim. Tamam, peki. Günaydın. Kolay gelsin herkese. Ay, ay pardon. Pardon. Pardon, çok özür dilerim. Elim çarptı. Görmedim. Görmedim ben. Yuvarlıyorum onu. Tamam, bir şey koy. Getirsiniz. Siz hiç zahmet etmeyin bu arada ya. Biz hallediyoruz. Sıkıntı yok. Tamam. Bunu ben düşürdüm. Toplarız, toplarız biz. Anneannem çok severdi onları. Dedem de her gittiği yerden getirirdi ona bir şeyler. Ya normalde bunlar eşli olmaz mı, bir kadın bir erkek? Diğeri nerede? Ya küçükken ben kırdım bir tanesini. Desene o zamandan beri yalnız sevgilisinin dönmesini bekliyor. Sen neden Melis'e dönmedin peki?
Yine döndük yani o konuya, öyle mi? Hiç çıkmadık ki. Beni biliyorsun. Havada asıl soru bırakmam. Ben neden Melis'e dönmedim? Soru bu. Dönmedim. Çünkü dönemezdim. Ortada ne? Ateşe aşık bir Melis. Ne de Melis'e aşık bir ateş vardı. Güneş, bu hikaye başka bir zamana, başka bir hayata, bambaşka insanlara ait bir hikaye. Yaşandı, bitti. O kadar. Ateş Gülsoy. Asla yalan söylemez. En nefret ettiğim şey. Acı ilacı şekere bulamaz. Peki bu özgüven nereden geliyor? Neye güveniyorsun? Güneş Açıkalı. Asla lafı dolandırmaz. Gerçekleri öğrenmekten korkmaz. Asla kaçmaz. Siz neye güveniyorsunuz? Bakmayacak mısın? Hayırlı olsun Ateş Bey. Bakırcı ailesine dahil olmanız için ilk adımı tamamladık. Yaptın mı? Ateş Bey'i aile kütüğünüze geçirmek üzere dava dilekçesi sunuldu. Resmi olarak da sizin oğlunuz olmasına çok az kaldı. Bade. Benimle paylaşmak istediğin bir şey var mı? Nasıl bir şey? Mesela bir oğlun daha varmış. Babam. Ateş'in oğlun olduğunu bana niye söylemedin? Kızım. Öğrenmişsin zaten. Ama ben sana söylemek için doğru zamanı bekliyordum. Ya bir gün ya. Beni evlat olarak görmedin. Sırf şu vicdan azabından kurtulmak için aldın beni. Merhamet ettin. Ben senin kızın değilim. Hiçbir şeyin değilim. Ben senin sadece vicdanında bir yarayım. Acıktık değil mi anneciğim? Ha? Oh. Ay. Oo, dedelerin gülü be, günaydın. Ömer Yaman'ım, hadi sen de günaydın de dede. Ay vallahi 3 tane Gülsoy kahvaltı yapacağız ya Ömer dede. Aa, 4. Gülsoy da geldi, hayret. Sakın arkamdan gelme. İyi be. Ay Ömer dedeciğim, inşallah yaşlılığı sana çeker. Gençliği çünkü hiç çekilmiyor da. Ömer Bey, başka bir ihtiyacınız var mı? Sağ ol. Hadi canım. Afiyet olsun. Sağ ol. Uğur makasın nerede senin?
Hoş geldiniz hocam. Kolay gelsin arkadaşlar. Sağ olun. Hoş geldiniz hocam. Beni geri aldığınız için çok teşekkür ederim hocam. Bana hiç teşekkür etme. Ben karşı çıktım geri dönmene. Burası küçük bir yer Feraye. Sen benden daha iyi biliyorsun. Dedikodu, laf, söz inanılmaz hızlı yayılıyor. Beni çok zor durumda bıraktın. Haklısınız. Ama ben bundan sonra çok daha dikkatli olacağımı söz veriyorum. Yaman Gülsoy buraya gelmediği sürece bir sorun çıkmayacağına eminim. Atölyede çalışırken özel görüşmede yapmazsan sevinirim. Takılma bak, düğme getirdim, buna çok güzel olur. Biz çalışacağız. Yapacak bir şey yok. Çalışacağız. Yemekte ne var kız? Allah ne verdiyse o. Tövbe tövbe, ne oldu kız? Ne mi oldu? Ya bu konakta olan her şey neden bana patlıyor ben anlamadım. Niye her şeyin ceremesini ben çekiyorum ben? Ha bak şimdi Gülsoylar topu dikti ya. Ben ne zam isteyebileceğim ne de yanıma birini alabileceğim. Allah Allah Nesrin. Sen şimdi bırak zammımı birini almayı falan. Bizim işimiz kalacak mı onu düşün sen. Ben hiç onu düşünmedim. Düşünmezsin tabii. İki gün sonra satarlar konağı, böyle dımdızlak kalırız ortada vallahi. Ay senin yapacağın işi Nesrin ya. Yaktın ya soğanı. Hadi soğan neyse de mercimeğe dikkat et. Aç kalacağız Nesrin ya. Çetin. Hadi. Bunun altı niye bu kadar açık ayrıca? Ay temiz hava o kadar iyi geldi ki. Bir ara gerçekten boğuluyorum sandım içeride. Hazal ya. Yemin ederim stresten kalbim öyle bir çarpıyor ki. Korkuyorum ben galiba. Baksana. Sibel Hoca bile vazgeçti benden. Saçmalama ya. Nereye vazgeçiyor? Sen gözde öğrencisin. Sen de duydun söylediklerini. Ben zaten bu olanlar yüzünden projemi bile sunamadım ona. Ne projesi ya? Ya ben bir süredir araştırıyorum kök boyalar üzerine. Hatta var ya dosya bile hazırladım. İçeride atölyede duruyor. Bakayım ver. Bunlar ne ya? Kızım çok güzeller bunlar. Burada mı üretiliyormuş bunlar? Ürgüp'te mi yani? Hatta bak şu desenler de bu yöreye ait. Ya sen nereden buldun bunları ya? Daha da önemlisi ne bekliyorsun kızım sen? Ya sen ciddi misin? Evet çok ciddiyim ya. Çok güzeller, bayıldım. Hemen gidip bunları Sibel Hoca'ya sunuyorsun şimdi. Dosya atölyede mi? Hı. Hadi yürü git al. Hadi bekliyorum da yürü hadi. Ya tamam hadi. Tamam. Ne? Oh.
ne oluyor? Kalk, kalk. Ya kalk. Ne oluyor ya? Uyan, uyan. Ne yapıyorsun sen ya? Saat kaç olmuş? Yürü. Yürü kalk. Of. Ya Hanis, gece gidecektin sen ya. Ne kaldın buralarda? Sen bir şey diyeyim mi? Böyle yakalanma heyecanı falan var ya. Allah. Gençlik yıllarımı hatırladım ha. Ya başlatma şimdi gençliğinden, hatıralarından falan ya. Hadi kimseye görünmeden çık. Seni o zaman tanıyacaktım da ben. Tövbe estağfurullah. Şunu da al. Hadi. Tamam. Hadi. Allah Allah, sırnaşma. Hadi. Cemile. Sen de az değilsin ha. Gel. Hocam müsait misiniz? Yani eğer uygunsanız size bir projemi sunmak istiyorum da. Uzun sürmeyecekse bir bakalım. Şöyle vereyim hemen. Buyurun. Hocam, moda dünyanın her yerinde ama biz buradayız. Kapadokya'da. Bir fark yaratmamız lazım. Yani bu yöreyi canlı tutmalıyız. Hatta belki yeniden araştırmalıyız. Çünkü ancak o zaman bir fark yaratabiliriz. Kök boyaları epey araştırmışsın. Evet. Ama aynı zamanda yöresel motifleri de epey araştırdım hocam. Bakın. Kumaşlar üzerinde de hala çalışıyorum. Bazıları koleksiyonerler tarafından toplanmış ama... bazıları hala köy evlerinde bir köşeye atılmış durumda. Yani onlar bizim için birer hazine. Bence biz biraz bu duruma kanalize olmalıyız. Ha. Of. Hazal. Ha. Konuştuk hocayla. Hı hı. İnce ince baktı her şeye. Ne dedi peki? Dedi ki, ah be Feraye. Gerçekten böyle mi başladı lafa? Evet. Sonra dedi ki, hı, sen bir şeyi sevdiğinde ona tutkuyla bağlanıyorsun. Ha, tomografini çekmiş, raporunu yazmış. Çok iyi. Biraz laf da çarptı. Tabii fırsatını bulduğunu kaçırmayacaksın. O da öyle yaptı zaten. Dedi ki, ben bir şeyi çok seviyorum diye o şey benim için iyi olmak zorunda değilmiş. Kadın haklı. Mesela şöyle bir et. Bayılıyorum ama fazlası zarar. Gıdı yapıyor, göbek yapıyor. Bu mudur yani? Ya kızım, sonuç ya. Projeyi kabul ediyor mu, etmiyor mu? Ya kabul edecek de... haliyle önce bir güvenmek istiyor. Ya haklı. Köylere gidilecek, araştırılacak, kumaş dokutulacak. Bunlar için hem vakit hem kaynak lazım. Kadın bölüm başkanına gitmeden önce de... haliyle emin olmak istiyor. Ay neyine emin olmak istiyor ya? Sanki seni bilmiyor. Yok ya. Kadın da haklı. Yani yerinde olsam ben de önce bir kendini ispatla derim. Anlayacağım. Teste tabiyim şu an. Nasıl yani? Yani... hayatıma önce bir rayını oturtursam... projeye sonsuz destek veriyor. Daha ne yapsın bu kadın ya? Her şey Yaman'da kilitleniyor yani. Öyle gibi. Hadi ya. Da kaldık mı la böyle? Nasılsın dede? Geç otur bakalım şöyle. Biraz konuşalım seninle. Ne yaptınız? Vallahi ne yapalım? Formül çıkardık. Çıkacağız bu işin içinden. Sen kafana takma. Torunların arkanda. Ateşle atışmışsınız. Aldım haberlerini. Çok önemli değil. Üstünde durmaya değmez. İyi o zaman. Hani ben de öyle tahmin ettim zaten. Ne de olsa
Sen destek oldun abine. İlk bağrına basan sen oldun. Oğlum. İyisiniz değil mi? Sen, abin, kardeşin. Hı? Afiyet olsun dede. Anahtarına sahip çıkamadın ya. Ya hep heyecandan ya. Sen ben de akıl mı bıraktın? Ya Allah'ım yarabbim. Heh, al. Heh, buldun mu? Buldum. Al bakalım. Çok şükür. Ay. Ne zaman görüşüyoruz? Ne bileyim ya. Bilmiyorum. Bak. Ya. Araya açma fazla ha. Bıraksana be. O manyak. Özlerim ben ha. Bu ne be? Ne oluyor? Ya sen halden anlarsın yakışıklı. Ne de olsa uğrayıp da aşk senden soruluyor. Çık git buradan. Çık git. Tamam lan kızma. Gidiyorum ben. Görüşürüz. Muhsin'le karşılıklı boşanma dilekçesi verdik. Hadi ya. Sen yapınca böyle oluyor demek ha? Feraye'de bizim suçumuz neydi? Senin evde bekleyen hamile bir karın var. Hiç konuşma. Konuşacağım, konuşacağım. Sen merak etme. Ay. Hoş geldiniz Ateş Bey. Ateş oğlum, hoş geldin. Hoş bulduk dede. Neredesin sen ya? He? Dön artık şu evine. Evin tadı tuzu kalmadı oğlum. Ben üç torunumu da masada görmek istiyorum artık. Hmm. O biraz zor. Dede. Hmm. O biraz zor. Şirkette takışmışsınız, haberim var. Yaman bir şey söylemedi ama halinden belli. Üzmüşsünüz birbirinizi. Yapmayın be oğlum. Siz de birbirinize sırtınızı dönerseniz. Dede, benim sana bir şey söylemem lazım. Hayırdır? Bak, bugüne kadar çok kavga ettik, çok çatıştık. Sen beni suçladın, ben seni suçladım. Ama o gün gelip şirkette bana sarıldın ya. İşte o gün... En çok da o gün benim dedem oldu. Bundan sonra da hep böyle kalacaksın. Ne oldu oğlum? Dede, lütfen beni dinle. Tamam? Hı hı. Ben bunu sadece senin için yapıyorum. Bunu bil. Neyi? Bütün parayı ben ödeyeceğim. Mahkemeye başvurdum. Neden? Hem o kadar parayı nereden bulacaksın oğlum? Bırak sen şimdi o kadar parayı nereden buldun. Mahkemeye neden başvurduğuma gelince, bundan sonra soyadım artık Gülsoy değil, Bakırcı olacak. Bravo, bravo.
Şirketi satamayınca soyadını mı sattın? Sen bugüne kadar Gülsoy olmak için ne yaptın Yaman? Neyi başardın? Var mı bir şey? Sadece babandan gelen bir soy ismi hakkı o kadar. Sakın bana bunun üstünlüğü taslama. Ha, taslayacağım diyorsan da. Koskocaman bir hiçsin. Sen o hiç dediğin ismi kaybettin diye niye gelip buraya ağlıyorsun o zaman? Yeter! Kesin ya! Yeter! Hepsi benim yüzümden. Her şeyi vermeye çalıştım size. Ama kardeş olmayı öğretemem. Tamam benim. Dedeciğim, tamam. Seninle bir alakası yok. Tamam. Başvurunu iptal et. Gülsoy olarak kalacaksın. Dede. Ben girer hapse yatarım. Saçmalama. Bu mevzuyu bir daha duymak istemiyorum. Tüh. Senin şov yarım kaldı. Ne diyorsun Hasan? Ha? Ne diyorsun sen? Çok mutlusun değil mi? İşler böyle sarpa sardı. Bir kahramana ihtiyaç var. Tam senin havalar böyle. Çok seversin böyle puslu. Ama bu sefer sana ihtiyaç yok. Biz bize yeteriz. Gülsoylar olarak yani. Yanlış anlama. Bence git artık. Bundan sonra da bana haber vermeden bu eve girmem. Bir gün çok pişman olacaksın. O günü de çok beklemeyeceğiz. Emin ol. Yaman'a da helal olsun. Sıkıntı çıkarmamış yani. Onun için de zor. Ama sonuçta bu da iş yani. Yani. Ya hem Yaman öyle birden parlıyor gibi gözükebilir ama çok anlayışlıdır yani. Başarılı olmamı benden daha çok istiyor. Feraye yürü gidiyoruz. Yaman senin ne işin var burada? Ne oluyor? Yürü dedim Feraye gidiyoruz. Neden ya? Neden gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Feraye çantanı topla. Burada işim bitti. Gidiyoruz. Yaman ne yapıyorsun? Yaman biz daha sabah konuşmadık mı bu konuyu? Ne yapıyorsun sen? Bu iş benim hayalim. Bizim ayrılığımız üzerine kurgulanmış bir iş bu. Bu mu senin hayalin? Yaman bir sakin kafa düşünüp öyle mi konuşsanız acaba? Sen karışma! Ne yapıyorsun sen? Hı? Ne yapıyorsun? Hazal! Feraye, Feraye bir dur. Nereye gidiyorsun, nereye? Ya sen neden Hazal'a bağırıyorsun? O en zor zamanlarımızda bizim yanımızdaydı. Senin zor zamanlarında benden başka herkes yanında zaten. Bir ben değilim değil mi? Yaman Allah aşkına sabah beni öpüp işi uğurlayan adama ne oldu? Hı? Bu kadar kısa süre içinde ne olmuş olabilir? Bak, sana bu işi kim hediye etti? Ateş. Ben o adamın bugün bir kez daha gerçek yüzünü gördüm. Ya yine mi Ateş? Yine mi Ateş? Ya birine sorun etmen gerekiyorsa eğer o kişi benim. Tamam mı? Formaliteden de olsa evlenmeyi ben kabul ettim. Bu aşkı sadece ikimiz yaşayalım istiyorum. Ama sen sürekli başka öfkelerini aramıza sokuyorsun. Sibel Hocam, atölyeye gelebilir misiniz? O adam burada. Sağ ol Yaman. Sağ ol Yaman. Sağ ol. Hayır. Kapat şu telefonu. Feraye. Feraye. Pardon. Yavaş birader.
Ne yavaşı kardeşim, pardon dedik ya. Ne pardon arkadaşım, önüne bakacaksın ya. Lan oğlum seninle mi uğraşacağım ben? Lan bir de seninle mi uğraşacağım? Seninle mi uğraşacağım? Feraye. Hani siz uyuyacaktınız Ömer Bey? Sıkıldım. Ben hemşirenizi çağırdım. Geliyor mu? Geldi bile. Aa, hayırdır kız? Nereye böyle? Şermin, ne oluyor? Bu ne? Nesrin, sen bana bir kahve yapar mısın tatlım? Tabii. Geç geçiyor. Şermin, ne oluyor? Vedaları hiç sevmem. Ama buna mecburum. Ben sana daha fazla bağlanmak istemiyorum. Korkuyorum. Ne biçim sözler bunlar? Sen teslim olunca bana ne olacak zannediyorsun? Beni çöp poşeti gibi kapının önüne koyacaklar. Ya olur mu öyle şey? Ben izin verir miyim sanıyorsun? Zaten hepi topu 2,5 sene kalacağım içeride. Ben çocuklarla konuşurum. Onların derdi bitiyor sanki. Hem ben hangi sıfatla burada kalacağım? Hastası olmayan hemşire olur mu hiç? Ya bulacağım ben bir çaresini. Yani... Evlen benimle Cirvelas'ım. Evlen. Bora hiç. Tamam da daha cenaze kaldırılmadı ki. Hayat bu Ateş Bey. Kimin cenazesi ne zaman kalkar belli olmaz. Hoş geldin evine. Bu sabah bir evladın babasına verebileceği en güzel hediyeyi verdin bana. Sağ ol. Senin için değil. Dedem için yaptım. Vefa. Sendeki bu vefa var ya. Eşsiz. Gurur duyuyorum seninle. Neden kaldırmadın cenazeyi? Oğlumu gönderirken ya başım dik çıkacağım karşısına ya da çıkmayacağım.
öfkeyle hareket ediyorsun. Yapma. Böyle giderse kaybedersin. Ben hazırım. Kaybetmeye. Amerika'dayken bir tane hocam vardı benim, savaş felsefesi anlatan. Derdi ki, eğer karşınızda öfkeden gözü dönmüş biri varsa ona saldırmayın. Onun öfkesini ona karşı kullanın. Bırakın zafer kazanlarını zannetsin. Duygularınızla değil, aklınızla hareket edin derdi. Söylediklerim senin için bir anlam ifade ediyor mu bilmiyorum. Beni ne kadar dinlersin bilmiyorum. Ama sen de duygularını hareket ediyorsun Uğur'a. Yapma. Hocan doğru söylemiş. Ama belli ki hayatta benim kaybettiklerimi kaybetmemiş. Mesela bir oğlunu hain bir pusuya kurban vermemiş. Mesela Fıran. Bu kadar adam, bir ordu. Gerçekten nereye gidiyorsun? Boş ver. Ama şunu bil Ateş. Bunu sadece Bora için değil, senin için de yapıyorum. Çünkü senin ayağına değebilecek her taşı yok etmeden bana huzur yok. Feraye. 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 Bir durur musun? Feraye. Bırak beni. Yaman. Yaman. Gidiyoruz. Gitmiyoruz hiçbir yere. Biner misin Feraye? Binmiyorum. Feraye, lütfen biner misin? Yaman, binmiyorum. Feraye, bin. Ya abim sana böyle bir şey nasıl yapabilir ya? Abim nasıl yapabilir böyle bir şey? Ben gerçekten anlamıyorum ya. Vallahi anlamıyorum. Ya sen Feraye'nin en yakın arkadaşı değil misin? Ya tamam Okan, kurulma ya, kurulma. Kurulmuyorum ben. Ben merak ediyorum, soruyorum. Ya Feraye'nin evden ayrılması, Çetin abinin saçmalıkları falan, benim bir sinirim bozuldu ama bir şey yok yani, abartacak. Ya bu çocuk yeri geldi bizim evimizin kirasını ödedi ya. O olmasa benim evim yoktu, evim. Bir şey olmaz, biz aramızda çözeriz. Olur öyle. Abim kral adamdır da yani böyle bağırması falan da yani ne bileyim. Yok yani, kabul edilebilir bir şey değil. Ya Hazal, vallahi ben artık ya boğuluyorum ya. Vallahi boğuluyorum ya. Sürekli kaos, sürekli kaos abi. Yani öbür tarafa gidiyorum, orada başka bir tokat yiyorum. Öbür tarafa gidiyorum, orası zaten bambaşka. Yani iyice vallahi... Böyle sersemledim ya. Tamam. Bilmiyorum abi ya, sürekli bir şey var, anladın mı? Biliyorum. Tamam. Vallahi boyum aşıyor bazı şeyler benim ya. Ya en küçük kardeş olmanın cezası bu kadar da olmamalı ya. Vallahi olmamalı ya. Yazık sana, sen en küçük kardeşim. Vallahi yazık bana. Ya bak, Ateş abimi de seviyorum. Vallahi seviyorum. Ama Yaman'ın yeri ayrı bende. Yani biz birlikte büyümüşüz, birlikte koşturmuşuz, birlikte dertleşmişiz. Bir de bu son yaşanan olaylardan sonra. Hiç hatırlatma gerçekten. Kabus gibiydi ya. Adam benim için aşkından vazgeçti ya. Ya ben ona hakkını nasıl ödeyeyim? Kan tamam yani. Vefa borcu falan tamam, okey, iyi, hoş.
ama bir yere kadar ya. Hayatını Yaman Endeksli mi yaşayacaksın? Bak bu sefer başkalarına borcun oluyor. Ateşin hiç mi hakkı yok mesela üzerinde? Tamam dur zaten Azal, ben eşeklik ettim bu konuda. Ne yapayım, bana bir söyle ben onu yapayım. De ki böyle böyle de. Ya şimdi konu Yaman abim ve böyle olunca benim ister istemez otomatikman elim kolum bağlı. Onu tercih ediyorum. E sen bu gidişle otomatikman yani kolunu da kesersin Okan. Ya ne alakası var kızım ya? Var ya işte Ömer Seyfettin'in hani hikayesi var, diyet onu... Ya ne alaka diyet miyet kızım ya, Allah Allah durduk yere. Şimdi çıkar mı başımıza başka bir şeyler? Tamam yani diyorum ki uzun lafın kısası, ikisi de senin abin Okan. Belki bir tarafı tercih etmen gerekmiyordur. Yani Güneş hayatımıza girince, Ateş abim de bundan hoşlanınca ben bir şeyler düzelecek zannediyordum ama... öyle olmuyormuş, hoşlar. Abi, abi diyorum ama kızmıyorsun inşallah. Söyle Okan, sorun yok. Orhan'ın ölümüne sebep olan kaza var ya. Yaman abimin söylemediği şeyler var. Ne gibi şeyler? Oraya kimin çarptığını biliyor. Bekir yaptı bunu. Ne diyorsun Okan sen, bak. Emin misin bu söylediğin şey? Eminim abi. Bekir Vural'ı bitirmek istiyorsun. Ateş, gelsene. Bunu yapmak için bir şansım daha olmayabilirdi. O yüzden. Nasıl yani? Feraye.
Seray, nereye? Daha konuşmadık. Sen konuşmak mı istiyorsun? Dinle o zaman. O atölye bunca kötülük arasında benim nefes alabildiğim tek yer. Sen ve Ateş aranızdaki sorunları çözemiyorsunuz diye beni harcıyorsunuz. Benim hayatım sizinki gibi değil, anlayın artık. Yaman, ben seni sevdiğim için seninle birlikteyim. İmkanların için değil. Bırak da biraz kendi ayaklarımın üstünde durayım. Bırak da biraz bir şeyler başarabildiğimi göreyim. Başar. Ben başarma demiyorum ki sana. Ya benim anlamadığım şey, işini sadece sen o atölyede mi yapabiliyorsun? Ben sana bir tane butik açayım. Orada ne hayalin varsa gerçekleştir. Ya ben senin için her şeyi yaparım Feraye, bunu biliyorsun. Seni ne kadar çok sevdiğimi biliyorsun, sana nasıl aşık olduğumu biliyorsun. Yaman, asıl ben seni o kadar çok seviyorum ki. İnsanlar bana iftira atıyor. İthamlarda bulunuyor. Okulda herkes uzak duruyor benden, biliyor musun? Koridorda yürüyorum, herkes fısır fısır konuşuyor hakkımda. Feraye. Hiç kimse, sen ve ben kimiz, aslında ne yaşıyoruz görmüyor, görmek istemiyor. Ama ben bütün bunlara nasıl katlanıyorum, neden katlanıyorum? Aşkımız için. Feraye. Ama sonra ne oluyor biliyor musun? Sen engellerle üstüme geldiğinde, sorularla üstüme geldiğinde, nefes almam için bana alan tanımadığında, beni duymadığında... Yok Feraye, bu sen değilsin. Sen böyle şeyler söylemezsin. Yaman bak, yine aynı şeyi yapıyorsun. Gör artık. Bu aşk seni de beni de boğuyor.